Bugün kahvenin daha önce hiç duymadığınız sıra dışı hikayesinden, dünyanın kahve ile tanışma öyküsünden bahsedeceğiz. Hatta ve hatta Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Balzac gibi önemli isimlerin de kahve bağımlılıklarına değineceğiz. Hadi başlayalım. Zamanlar Etiyopya'da Kaldi isimli bir çoban geceleri uyuyamamaya başlar. Uyuyamamasının sebebi de aslında hemen evinin yan tarafında bulunan ahırdaki keçilerin tüm gece boyunca hoplayıp zıplamaları, bir türlü uykuya dalmamalarıdır. Bu problemi gittiği manastırdaki keşişlere açar. Keçileri takip ederler ve daha önce keçilerin hiç otlamadığı bir bitkiden beslendiklerini görürler. Kırmızı küçük meyveleri olan bodur ağaçlar. Bu ağaçların meyvelerini alırlar. Zehir midir? Nedir bu? Bilemezler. Ve en sonunda suyun onu temizleyeceğine inanarak çekirdekleri kaynatarak içerler. Ve hakikaten kaynattıkları çekirdeklerle beraber keşişler ve rahipler de o geceyi uykusuz geçirir. Kahvenin bu masalsı hikayesinden sonra artık gerçeklere dönme sırası geldi. 15. yüzyılda kahvenin ana vatanı olan Habeşistan, yani bugünkü Etiyopya'dan Arap tüccarlarla beraber Yemen'e gelen kahve artık Yemen'de çok daha yaygın bir şekilde tüketilmeye başlanmıştı. Özellikle Sufi tarikatları gece zikirlerinde, gece ibadetlerinde kullanmak için yaptıklarını görüyoruz. Kuzeye doğru adım adım ilerlemeye başlar. Mekke, Halep gibi önemli merkezlerde kahve tüketimi sadece dini bir gruba ait olarak değil, sosyalleşme amaçlı da insanlar tarafından tüketilmeye başlanmıştır. Arap dünyasında keyifli bir içecek olarak tüketilen kahvenin kaderi aslında 16. yüzyılda Osmanlı'nın o bölgelere hakim olmasıyla değişir. İlk defa İstanbul'a dönemin Yemen valisi Özdemir Paşa tarafından getirilen kahve Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmuştur. Topkapı Sarayı'nda son derece beğenilen kahve birkaç sene sonra ise artık halk tarafından da içilmeye, tüketilmeye başlanır. İlk defa Tahtakale'de iki Suriyeli girişimci tarafından açılan kahvehane artık İstanbul'da en uğrak noktalardan biri haline gelir. Daha sonra kahve Türklerle beraber aslında Avrupa'ya doğru yolculuğa çıkacaktır. İlk olarak kahvenin Avrupa sınırları içerisine girmesi Malta kuşatmasına dayanır. Büyük Malta kuşatması. 16. yüzyılın Avrupa açısından önemli olaylarından bir tanesi ve hatta bugün Malta açısından büyük kahramanlık hikayelerinin yazıldığı o kuşatma. Türkler bu kuşatmada başarısız olduktan sonra orada esir kalanlar kahveyi Malta'da yaygın hale getirir. Fakat kahvenin Malta'da yayılması Avrupa'da yayılması anlamına gelmez. Avrupa'ya yayılması ise Venedik'ten gerçekleşecektir. Tekrar 16. yüzyıla döndüğümüzde kahve Avrupa'nın en önemli ticari limanlarından bir tanesi olan Venedik'e gelir. Ancak Venedik'te de kolay kolay kabul görmez. Zira kahve o dönemlerde Yemen'in Moka limanından Venedik'e getirilir. Ve daha çok bilindiği haliyle kahve bir Müslüman içeceğidir. Dönemin din adamları kahveyi Müslüman içeceği olduğu için pek de benimsemezler. Hatta kahveye vize vermezler. Ancak daha sonra Papa 8. Clement ölümünden kısa bir süre önce kahvenin tadına bakar ve bu içeceği Müslümanların eline bırakmamaları gerektiğini anlar ve kahveye vizeyi verir. Bu onaydan sonra aslında kahve ile Avrupa daha sıkı bir dost haline gelir. Burada Venedik'e bir parantez açmak lazım. Avrupa'nın en eski kafelerine sahip olan şehir olarak söyleyebiliriz. Özellikle San Marco Meydanı'nda Cafe Florian, Cafe Lavena gibi önemli kafeler bugün halen varlığını sürdürürler. Ve ilginç karakterlere de ev sahipliği yapmış bu kafeler. Örneğin Richard Wagner ve Giuseppe Verdi San Marco Meydanı'nda bu iki kafede karşılıklı dinletiler verip bir nevi kapışmışlar. Veyahut da bir başka tarihin ilginç figürlerinden Giacomo Casanova. Giacomo Casanova'nın av sahası olmuş bu kafeler.
Kahve aynı zamanda İtalyan yarımadasına adım attıktan sonra Arap dünyasında olduğu gibi mistik bir hava da kazanır. İlk defa Floransalı falcı Tommaso Tamponelli kahve telvelerinden fal bakmaya başlayınca artık Avrupalıların gözünde kahve daha da özel bir hale gelir. Gelelim şimdi kahvenin Avrupa'daki en önemli duraklarından biri olan Fransa'ya. Kahvenin Fransa'ya ulaşması ise Padişah 4. Mehmet'in Fransa'ya elçi olarak gönderdiği Süleyman Ağa ile birlikte olacaktır. Süleyman Ağa Paris'e 14. Louis'nin huzuruna çıkacaktır. Süleyman Ağa'nın 14. Louis'e sunduğu hediyelerden bir tanesi de kahve. 14. Louis kahveye pek anlam veremez. Ancak Süleyman Ağa kahveyi kendisine tahsis edilen malikanesinde demlemeye başlar. Bir anda Süleyman Ağa'nın evi Paris'in en popüler buluşma noktalarından bir tanesi, davet yerlerinden bir tanesi haline gelir. Parislilerin gözünde Süleyman Ağa bir kahramandır. Şık Çin porselenleriyle sunduğu kahveler Parisli sosyetenin artık vazgeçilmez tatlarından bir tanesi haline gelir. Öyle ki zaman içerisinde Paris'te bu kadar çok sevilen kahve bir anda seyyar satıcılar tarafından da satılmaya başlanır. Gidelim şimdi 2. Viyana kuşatmasına. Başarısızlıkla sonuçlanan 2. Viyana kuşatması sonrası Osmanlılı askerler birçok eşyasını, kullanmayacakları şeyleri geride bırakarak giderler. Geride bıraktıkları birçok çuvalda da aslında kahve çekirdekleri vardır. Avusturyalılar bunları anlamazlar. Muhtemelen birçoğu da bunu at veya deve yeme olarak zannederler. Tuna Nehri'ne dökmeye başlarlar. Tuna Nehri'ne dökerken aslında tam da o kuşatma esnasında İstanbul'da daha önce bulunmuş Türk kültürüne hakim Avusturyalılar adına ajanlık yaptığı tahmin edilen Kolşitski kahveleri fark eder. Kahve çuvallarını bedavadan alan Kolşitski tıpkı Osmanlı topraklarında gördüğü gibi kahveyi demler ve Viyana'nın ilk kahvehanesinde açar. Artık kahve Avrupa'nın büyük bir kısmında tanınır ve sevilir hale gelir. Fakat ortada küçük bir sorun vardır. Kahvenin üretim merkezi olan Yemen, Osmanlı topraklarındadır ve kesinlikle kahve bitkisinin Yemen'den çıkarılmasına izin verilmez. Ancak Hollandalılar 17. yüzyılın sonunda buna bir çare bulurlar. Kahve bitkisini çalmak. Kahve bitkisini Moka limanından çalan Hollandalı denizciler Amsterdam'a kahveyi götürürler. Fakat Amsterdam'ın iklimi kahve için elverişli değildir. Daha sıcak iklimlere götüreceklerdir kahveyi. Onlar da neresi? Hollanda'nın sömürgeleri. Kahve Avrupa'da işte hep belli bir zümreye aitti. Ve o belli zümre de hakikaten kahvenin hakkını veriyorlardı. Ve birçok ünlü isim de Avrupa'da kahvenin bağımlısı haline gelmişti. Johann Sebastian Bach kahve tutkusuyla beraber kahve kantatını besteledi. Ludwig van Beethoven her demlemesinde 60 kahve çekirdeğini teker teker sayacak kadar bir kahve bağımlısıydı. 58, 59, 60. Voltaire günde 40-50 bardak kahve içtiği söylenir. Balzac 40 fincan kahve içmeden kitabını yazamazmış. Ve günde yaklaşık 4 litreye yakın kahve içen Theodore Roosevelt. Taçsız Kral Pele, Nadia Comaneci, Fenerbahçeli Cemil. 1930'larda kahve dünyasında bir devrim yaşanır. Gidelim o günlere. 1929 buhranında en çok zarar gören ülkelerden bir tanesi de Brezilya. Ve Brezilya'da o dönemlerde kahve yetiştiriciliği de ekonomide önemli bir yer tutuyor. Çiftçilerin zarar görmesini engelleme amaçlı Brezilya Bankası çiftçilerden toplu alım yapmıştır. Fakat bir türlü kahve çekirdeklerini satamaz. Brezilyalıların aklına şöyle bir fikir gelir. Acaba bozulmaya yüz tutmuş olan bu kahveler daha kolay bir şekilde çözünebilir halde tüketiciye ulaştırılabilir mi? Bu sorunun yanıtı için Brezilyalılar dönemin mama ve süt tozu üreticisi olan Nestle'ye giderler. 1930 yılında Nestle Brezilyalılarla görüşmeye başlar ve fikir akıllarına yatar. Yaklaşık 8 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonrası Nestle Brezilyalıların onlara sunduğu fikri hayata geçirmiştir. Ve fikri hayata geçirirken de yeni bir marka doğar. Nestle'nin nesi, kafenin kafesi. Nescafe.
Nescafe o kadar popülerleşir ki Neil Armstrong'la beraber uzaya bile çıkar. Artık kahve evlere girmiştir ve büyük kitleler tarafından da tanınmaya, tadılmaya başlanmıştır. İşte 1970'lerin başında Amerikalı 3 arkadaş bir kahve dükkanı açarlar. Bu kahve ve çay dükkanının ismini aslında uzun uzun düşünürler. Moby Dick romanından bazı karakterlerin ismini kafalarında tasarlarlar fakat danışmanlık firması onlara romandaki daha başka bir karakteri isim olarak önerecektir. Starbucks. Starbucks açıldıktan sonra onlara kahve makineleri pazarlayan bir pazarlamacı Howard Schultz. Bu üç arkadaşın yarattığı konseptten çok etkilenir. Fakat üç arkadaşı bir türlü ortaklık konusunda ikna edemez. Fakat 1980'lerden sonra işte Starbucks'ın kurucusu üç arkadaş dükkanlarını devretmek isteyince Howard Schultz balıklama atlar ve 1987'den sonra bir dünya devi kahvede doğacaktır. Starbucks. 19. yüzyılın sonlarında kuru kahveci Mehmet Efendi ile beraber Türkiye'de popüler hale gelen, daha sonra Nescafe ve Starbucks'la beraber dünyada iyice popülerleşen kahvede 3. dalga kahvecilerin de devreye girmesiyle beraber aslında biraz da işin zanaat kısmına evrildi. Ev demleyicileriyle beraber yeni nesil kahveciler kahveyi daha nitelikli olarak sunmaya başladılar. Ki nitelikli kahve dediğimiz de aslında çok da ucuz şeyler değil. Örneğin Tayland'da üretilen siyah fil dişi kahvesi. Fillerin dışkısından elde edilen kahve çekirdekleriyle üretilir ve oldukça pahalıdır. Veyahut da Endonezya'da üretilen misk kedisi dışkısından üretilen Kopi Luwak kahvesi. Bu kadar kahve sohbetinin üzerine artık güzel bir kahve içilir. Farklı içerikler için bize takipte kalın. Görüşmek üzere.